Bir dönem yaşamadık şimdiye kadar. Şu da yani 40 yıllık bizim birikimimizin hala biz boş olduğunu inandık. Fiyatların neden yükseldiğine, neden indiğine biz de bilmiyoruz. Halkın güveni kalmadan dolayı otomobil sektörü şu anda durağında. Aslında araç var, müşteri yok. Müşteri var, araç yok. Tabii doların bir anda dövizin 18 çıkıp geri inmesi müşteriye piyasadan çekti. Şu anda tabii sıfır noktasında otomobil sektörü. Biz mi açacak da bilmiyoruz. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. İnşallah bunu en kısa zamanda atlatırız. Çünkü otomobil demek ekonominin lokomotifi demek. Çünkü vergilerden çok ülke yani hükümetin en çok faydalandığı tek sektör araba. Vergilerinden, ÖTV, KDV'den bir araca iki katı vergi alıyor devlet. Bundan mahrum kalırsa, bizi göz ardı ederse çok büyük sıkıntılar çekeriz. Fiyatların artışı tamamen dövizden kaynaklanıyor veya de vergilerden. Bu vergi olduğu müddetçe tabii bizim sektör kolay kolay canlanmaz. Vatandaşımız alım gücü çok düştü. Bir anda enflasyon aldı başını gitti. Vatandaş şimdi kendine düşünüyor, araba düşünmüyor. Elindeki araçlar idare etmeye çalışıyor. Ama tabii önce insanın güven gelmesi lazım. İnsanlar piyasa güvenini kaybetti. Biz de güvenini kaybettik. Herkes tüketiciden çekildi. Biz ilk önce herkes tüketim gitmesi gerekiyor ki piyasa canlansın. Yoksa tabii bu iş biraz uzayacak.